Merhaba dostlar. Bugün Pokemon Go Community Day Staffel etkinliği için ben de şöyle bir parka geldim. Evet, bugün Pokemon Go Türkiye Kadıköy'de, İstanbul Kadıköy'de ve İzmir'de çeşitli etkinlikler yapıyor. Kadıköy biraz bana uzak, o yüzden gidemedim maalesef. Ben de evimin yakınlarındaki bir parka geldim. Milli Egemenlik Parkı burası. Aynı zamanda isminden de güzel bir gönderme oldu. Bugün 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Milli Egemenlik Parkı'nda Community Day yaparak bunu kutluyoruz. Staffel oyuna ilk defa geliyor Pokemon Go'ya ve Shiny olasılığı da tabii ki yüksek. Birazdan yakalamaya çalışacağız. Etkinlik tabii yani muhtemelen çabuk çıkacak Shiny'si ama bakalım, elimizden geldiği kadar bir şeyler yapacağız. Güzel bir etkinlik olsun diyorum. Hadi başlayalım. Aynı zamanda unutmadan söyleyeyim. Bugün 5 kilometre yol yürüyen herkesin adına Pokemon Go Niantic bir ağaç dikecek arkadaşlar. Bunun için de zaten buraya geldim. 5 kilometre yürümek için bir katkımız olsun dedim. Siz de eğer elinizde fırsat varsa çıkın ve yürüyün. Hadi bakalım. Tanıtım yüz üyelerimizden Reşat Artan'ı sizlere tanıtmak istiyorum. Bu kez bir TikTok sayfasıyla sizlerleyim. YouTube kanalı değil. Reşat Artan'ın Artan Reşat ismindeki TikTok sayfasında Pokemon animesinin ve Pokemon filmlerinin parça parça görüntülerini görüyorsunuz. Pokemon filmleri hakkında, Pokemon animesi hakkında bölümleri yayınlıyor. Bunlar hakkında videolar paylaşıyor. Güzel bir izlenmesi, güzel bir takipçisi de var. Sizlere bu TikTok sayfasını tanıtmak istedim. Tabii ki linki hemen yan tarafta ve açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Tanıtım yüz üyelerimizden Mr. Anderson'ı da sizi tanıştırıyorum. Mr. Anderson'ın YouTube sayfası hemen şu an arkamda. Kendisi Pokemon'la ilgili bir kanal ve Pokemon TCG, yani Pokemon kart oyunları ile ilgili videolar yapıyor. Eğer Pokemon kart oyunları ile ilgiliyseniz, Pokemon kartlarıyla haşır neşir olmak istiyorsanız tam da sizin için bir kanal. Ayrıca kendisi her ay çekiliş yaparak Pokemon kartları ve Pokemon kartları ile ilgili ürünler vermeyi istiyor. Mr. Anderson'ı takip etmek için linkiniz hemen yan tarafta ve açıklamalar kısmında. Evet, parktaki durum bu. Gerçekten güzel. Her yer staffle dolu şu anda. Yavaş yavaş başlayalım. İlk staffle'ımızı yakalayalım. Şöyle Pokédex'imize bir kaydedelim. Evet, bugün aynı zamanda dediğim gibi 5 kilometre yol yürüyeceğiz. Bunun da zaten görevi var. Görev şeklinde tanımlanmış. Evet, Pokédex'imize bu şekilde kaydediyoruz staffle'ı. Aynı zamanda staffle'ı bugün evrim geçirirseniz Drain Punch öğreniyor Beaver. O da var tabii ki. Hemen şöyle kısaca bir şunlardan shiny çıkacak mı bir kontrol edelim. Evet, parka biraz da bu yüzden geldim. Çünkü çok çıkacağını biliyordum burada. Ama bugün güzel, 20 derecenin üzerinde. O uzun soğuk kışı geride bıraktık sonunda. Aa, bu kadar staffle'dan hiçbiri şey çıkmazsa, shiny çıkmazsa üzülürüm valla. Güzel oldu bu. Community Day etkinliğinde hiç olmayan bir Pokemon'a eklemek bence gerçekten iyi oldu. Ama hiçbiri shiny değil. Evet, ilk shiny ile karşılaştık. Uzun sürdü çıkması. Normalde parkta daha kolay çıkar diye düşündüm ama. Evet, shiny staffle'ımızı da yakalamış bulunuyoruz. Shiny'sini seviyorum ya staffle'ın. Güzel. Şimdi tabii Beaver için bir tane daha lazım. Aynı zamanda dediğim gibi yürüme görevine de devam ediyorum. 5 kilometre yürüyenler için Niantic bir ağaç dikecek. Onu da tekrar hatırlatayım. Görev devam ediyor. Hadi bakalım. Yürüdük mü? Ne kadar yürüdük? Bir bakalım. Bunlar henüz işaretlemiyor ama herhalde işaretleyecektir yürüdükçe. Oyun durdu durdu. Yeni açılmaya başladı. Arka arkaya iki tane shiny geldi. 3 oldu toplamda. Şimdi bunlardan bir tanesini Beaver yapalım. Yani Pokédex'imize kayıt olsun. Yani shiny'lerin zaten IV'leri çok iyi olmuyor. Şu an elimdeki en iyi herhalde IV'li bu oldu.
Daha izi çıkmadı şu ana kadar. Bunlardan bir tanesini evrim geçirtelim gitsin. Bir viewer'ımız da olsun. Evet, yaklaşık 70-80 tane yakaladım. 3 tane shiny geldi şu ana kadar. Çok da bilmiyorum, oran mı düşük yoksa bizim mi şansımıza bilmiyorum ama evet, shiny bir viewer'ımız da Pokédex'imize eklendi böylelikle. Hem kendisi hem shiny'si eklenmiş oldu. Güzel. Bu da kırmızı kuyrukluymuş. 5 kilometre yürüme olayında durum nedir diye bakarsak, 2 kilometreyi yürüdüm, 3. kilometredeyim ama şöyle bir problem var. Sanki yürüme şeyinde bir problem var. Mesela yumurtayı sabahtan beri yürüyorum, 300 metre diye gösteriyor. Normalde daha çok yürüdüm. Yani telefonun adım uygulamasına bakıyorum, 4000 adım atmışım. Burada daha 2 kilometre bile olmamış. Bilmiyorum, oyunda bir gariplik var gibi geldi bana ama neyse. Durum devam ediyor bu şekilde. Bakalım daha kaç tane çıkacak. Göreceğiz. Evet, 5 kilometre yürüme görevini tamamladım. Gördüğünüz gibi ödülümüzü de alalım. Ödül sürekli Cherubi çıktı zaten. Cherubi'yi de tamamlayalım. Bakalım ne çıkacak. Evet, 5 kilometre yürümemiz gerekiyordu bir ağaç için. O hedefi de tamamlamış olduk aynı zamanda. Şu an çocuk parkındayım. Arkadan çocuk sesleri gelebilir. Şöyle bakıyorum. Bakalım neymiş ödülümüz. Staffel'dır muhtemelen. Aa, gene Cherubi. Simge de yanımda bu arada. Simge, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Vahingatı. Efendim? Efendim. Cherubi. Bunlar ne bir tane? Ayıcık. Evet. Ayıcık diyor. Evet, bu görevi tamamladık. Bu arada ben yakaladığım shiny'leri de göstereyim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane shiny yakaladık. Galiba yeterli. Görevin bitmesine de zaten 20 dakika kaldı. Evet, bugün Community Day Staffel etkinliğini sona erdirdik. Toplamda 6 tane shiny ile ayrıldım. Aslında zor oldu. Yani parkta bayağı Pokemon yakaladım. Ona rağmen az shiny çıktı gibi biraz. Yoruldum da, bayağı bir yoruldum zaten. Ama tamamladık arkadaşlar. Hem de 5 kilometre yolda yürüdüm. Böylelikle ağaç dikme görevini de tamamlamış oldum. Bundan sonra Pokemon Go videolarımız devam edecek tabii ki yeri geldikçe. Şimdilik benden bu kadar. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.